Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eForce Bit Doğru videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu eForce Bit Doğru videosu sizlerle birlikte BMW M2 Coupe Felsen etkili 5. ve final gününü sizlerle beraber tavlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla eForce Bit Doğru videoları gelmesi istiyorsanız ve sebzelere destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayı önce bir beğeni bırakmayı kapıza da aboneyseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önceki Lone Miss videosu etkinliği 3 ve 4. günleri tamamlamıştık. Eğer ki izlemek isterseniz karttan kısmını şuraya bırakacağım. Haberiniz olsun. Tamamlamamız gereken tam olarak 17 tane yarış var. Şimdi bir yükseltmeyi hızlı bir şekilde yapalım. Ardından da yükseltmeleri yaptıktan sonra önce arabayı yükselttik 572 PR'a. Sonrasında buradaki yıldızları atlatıp ek upgrade'leri yapacak. Ardından da öyle yarışlara geçeceğiz. Bakalım kaç PR'ımız olacak. Güzel. Buradan direkt 3 geldi bile zaten. Buradan bir iki daha geldi. Buradan da bir iki. Ve bir iki PR daha geldi. Evet, biraz daha az PR veriyor şu anda. Genellikle böyle yıldız atlattıktan sonra falan statlar daha fazla yükselir. Daha fazla upgrade olur. Ama önemli mi bizim için? Hayır tabii ki de, bizim için en ufak bir önemi yok. Şurada turbo kitine bastık. Artı kaç PR? 300'e çıktı. Artı 3 PR zaten kafadan. Artı 3 PR. Mis. Bedavadan 3 PR abi. Üstüne tekerleğe basacağız şimdi. Oradan da biraz PR olacak. Şöyle hemen transmisyon parçalarımızı harcayalım. Beyazdan daha zaten 3 tane var. Yeşilleri bitirdik şimdilik. Hayret bu arada, PR vermedi bu arada. Yükseltme yaptık. Yeşil transmisyon ve PR vermedi. İlginç. Evet, 593. 3 tane tekerlek parçamız var beyaz şu anda. Yeşil tekerleği de bitirdik. Kit'i de bastık. 595. Hala 595. 596. Ve 597 PR'a çıktık. Evet, turbo ile tekerleği nadir seviyesi çıkardık bile. 598, 599, 600 olacak bu arada. Belki bir 602 falan da olabilir ya, parça varsa. 599 tam 600. Evet, güzel. Hayırlı olsun. Şimdiden 600 PR'a ulaştık ve etkinliği bitirmek için 639 PR gerekiyor. Ve biz ilk PR duvarını açtık bile. Ve tekerlek parçası da kalacak bizde. Bayağı bir tekerlek parçamız birikmiş yani gerçekten. Bir de üstüne kit harcamama rağmen. Güzel, çok güzel. Şimdi var ya, araba uçacak bu arada. Araba gerçekten kelimenin tam manasıyla uçacak. Böyle hemen bir litro basalım da İkincinin arkasında draftik yapıp para kasalım biraz. Daha direkt biriciye kayarsam daha iyi olacak diye düşünüyorum da. O pek mümkün değil şu anda. Şu anda pek mümkün değil. O yüzden ikincinin arkasında takılmaya devam edelim. Yani sonuçta paraya her şekilde ihtiyacımız olacak. Ya dümdüz yarışsam bile şu anda neredeyse etkiliyi bitireceğim yani, utanmasam. Utanmasam etkiliyi bitireceğim neredeyse. Ama yine de para biriktirmekte fayda var. Her zaman işe yarar. Belki nitro kiti de alırım. Böylece her şeyi yükseltmiş olurum. Yani ne yapacağım hiç belli olmaz. Bu arada yarış uzun. Yarış uzun olduğu için de direkt nitroyu bastım. Daha zor rakibi yakaladık. Bir de biraz da yavaşladığımız için rahat 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 dengemizi yine yapıyoruz. Çok iyi para biriktiriyoruz şu an bu arada. Bayağı iyi para biriktiriyoruz. Süper gerçekten. Şöyle hemen nitromuzu basalım. Ardından da ilk yarışımızı 5. günün tamamlamış oluyoruz. Bir 6K para gelir ya. Derken 4,5K geldi. Tamam, biraz abarttım. Biraz abarttım ama çok iyi para kastık. Yani tek bir yarışta böyle bir para gerçekten çok iyi. Zaten yarışların nasıl geçtiğini video izleyenler biliyor. Kastımız para çok iyi bir miktar. Birazcık daha iyi yapsaydım 5K yapardım o parayı. Ama sıkıntı mı? Hayır bu arada. Çünkü paramız zaten var. Çok iyi durumdayız. Yani muazzam bir durumdayız. Oyun bize gerçekten o kadar güzel eşyalar falan attı ki. Kitleri de direkt verdiği için. Ek kitleri yani. Fazlasıyla işimize yaradı. Çok iyi. Şöyle. Ters şeritten eklerim ki aynı zamanda ekstradan ters şeritten para kasmış oluruz bu sayede. Ah, bir arabaya çarpmaydım iyiydi. O arabaya çarpmaydım iyiydi ya. Makas atardım ben ona. Neyse, bir şey olmaz. Tam gaz devam abi. 15 saniyemiz var. Bir tanesi yaptık ama diğerini yapamadık. Nitro'yu bastık tekrardan. Yarışı kaybetmeyelim boş boşuna. Yarış da gayet uzunmuş ha. Ve çarpmamıza rağmen o kadar rahat bir şekilde tamamladık. 3 saniye iyi bir süre. Hiç upgrade yapmasak, arabayı 3 yıldızla bıraksaydık belki süre etmeyecekti. Böyle ufak tefek zorlayan yarışlar da olabiliyor. Ama bayağı fark yarattı gerçekten. Ekstra iğme yükseltmesi falan. Ekstra turbo yükseltmesi. O 3 PR var ya.
Tamam, o kadar ciddi fark yaratmıyor. Yaratıyor mu? Yaratıyor. Azami sonuçta. Ama yine daha çok fark yarattı. Bu arabanın çok güzel kalkışı biraz yavaş olduğu için, hızlanması biraz az olduğu için ekstra rakit basıp geliştirme yapmış olmamız çok iyi oldu. Bayağı bir iyi oldu yani. Şu an harika gidiyoruz. Ve arabanın azami hızı da bayağı arttı bu arada. 230'lardan mı ne bu seviyeleri çıkardık. İyi yani, bayağı iyi. Artık zaten böyle sokak araçları gelmez diye düşünüyorum. Atladığım felsefe etkinlikleri dışında sıradaki felsefe etkinliklerine artık daha böyle güçlü sokak araçları derken C-Sport arabaları falan geçeriz diye düşünüyorum. Ondan sonra muscle araçlara geçeriz zaten. Öyle öyle yavaş yavaş. Zaten şeylerde de adını size söyleyeyim. Normal Pro Roadster, Breakout'tır falan. Bunlarda direkt şey kullanıyoruz genellikle. C-Sport kullanıyoruz şu an. İkinci seviye araçları kullanıyoruz. BMW M2 Coupe kadar olmuyorlar şu anda bu arada. M2 Coupe yani açık ara en iyi sokak araçlarından bir tanesi. Birinci seviye araçlar arasında en iyilerden bir tanesi. Herhalde Subaru Impreza en iyisi ya. Ama bakalım, göreceğiz. Daha bunu PR artacak çünkü. Daha 5. yıldızda çıkartacağız hani. Videoyu bitirince, etkinliği tamamlayınca arabamızı 5. yıldıza çıkartacağız ya, şaka gibi ya. Öyle PvP yarışları yapa yapa arabayı 3 yıldız yaptım ve şimdi de arabayı max yapacağız. Ekstra çizimlerde dönüşme parası olarak bize geri dönecek. Harika bir gelişme gerçekten. Şöyle de yaptık ve bu yarışı da tamamladık. Gayet güzel. Gayet tatlı. 1941 para kastık. 32K paramız var şu anda. Ve 4 yarış yaptık. 5. yarıştayız. Motor parçası verecek oyun bize. Daha henüz kiti vermiyor oyun bize. 11. yarışta veriyor galiba motoru. Motor, eko, transmisyon. Bu üçünü veriyor Fastlane'le. Yani bayağı bir yükseltme yapmamız gerekiyor böyle oldu. Bir de Fastlane olunca daha zor oluyor. O yüzden ilk 2 gün ekstradan kritik diye boşuna söylemiyorum. İlk 2 günde kasmazsanız çok fazla sıkıntı yaşıyorsunuz. Sürekli PR duvarına takıl. İşte parça biriktirmeye çalış, para biriktirmeye çalış falan derken çok zorlayıcı olabiliyor. Tabi drafting falan yapmış olmamızın çok ama çok ciddi bir etkisi var. Tamam, bir daha nitroyu bastı. Biz hala drafting yapıyoruz bu arada ara ara ama artık yapmayalım. Yeter. Yeter bu arada. Çünkü yoksa yarışı kaybedeceğiz. Gerçekten yarışı kaybedeceğiz. Aman 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 aman. Az kalsın gidiyordu. O kadar upgrade yaptık ve az kalsın gidiyordu yani. Tamam, bizden kaynaklı bir durum ama yani görün arkadaşlar, yani normal şartlarda kaybederdik bu yarışı. Yani bildiğiniz kaybedeceğim yarışı kazandığım gibi bir şey oldu o kadar yükseltme sayesinde. Evet, Ebon yarışıyla devam ediyoruz. Tekerlek parçası beyaz verecek ama ihtiyacımız yok artık. İşte etkinlik bittiğinde otomatik olarak satılacak, 500 olarak geri verecek bize. 500 nakit olarak dönecek. Hani upgrade'e basacağıma o parayı alabileceğimi almayı tercih ederim. Para paradır her şekilde çünkü. 3'ün 5'in hesabını yapmakta her zaman fayda vardır. Her zaman. Kesinlikle fayda vardır. O yüzden kesinlikle ya harcayayım bir şey olmaz falan demeyin arkadaşlar. Para paradır. Para her zaman işe yarar. Bir de yani bu oyunda çok fazla para harcıyoruz. Çok fazla harcıyoruz. Aspat 9 gibi ya. Ama işte Aspat 9'da hani sürekli 2000, 3000 vesaire kartlardan vesaire çıkıyor ya. Yani bu oyunda da PvP yarışları dışında para kasamıyorsunuz. Yani PvP yarışların dışında böyle kart olarak para gelmiyor. Kart ödül olarak gelmiyor. Yani bir de başarı yaptığınız zaman geliyor. Onun dışında etkinliklerden vesaire kendiniz kasmanız lazım. Tamam, şu yaşı da an itibariyle tamamlamış olduk. Bütün biletleri de şu an harcadık. Çok iyi. Ve 3K'da para geldi. Paramız da 38K oldu yaklaşık. 38. Yani ne kadar muazzam bir durumda olduğumuzu siz düşünün. Ve PR duvarı falan yok. Tam 600 PR'da devam ediyoruz. Evet, sadece bu arada nitro yükseltmesi varmış. Nitro değerinde 4 bile çıkardık. Bu arada sıralayışı biraz düşük gelir. Araçta en yüksek şey buymuş. Neyse arkadaşlar, ben yavaştan videoyu bir sonlandıracağım. Bakın gördüğünüz gibi motor, eko, 16'da da transmisyon veriyor. Şimdi ben videoyu dediğim gibi durduracağım. Kaldığımız yerden tam gaz, biletler dolduktan sonra ya da gece yarısı fark etmez çok devam edeceğiz.
Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tekrardan tam gaz devam ediyoruz. Şu anda 7. yarıştayız. Hemen hızlı bir şekilde daha fazla vakit kaybetmeden devam edelim. Parayı bayağı bir yükselttim. Bayağı bir topladım. Şansıma yarışlardan paso para geldi ve parçalar da neredeyse full olduğu için, çoğuna da hiç ihtiyacım olmadığı için para gelmesi daha iyi oldu. Yani cash olarak geri dönecek bana. Bu da benim işime gelecek ekstradan. Evet bakalım başımıza neler gelecek. Motor kitini aldıktan sonraki PR artışını ben çok fazla merak ediyorum şu anda. Çünkü direkt olarak nadir 4. yıldızı çıkarma ihtimalim var. Yani 3 zaten olacak. Otomatik olarak kiti bastıktan sonra olacak. Bir üstüne yıldız atlatacağımı düşünüyorum. Üstüne yani bir daha. O yüzden fazlasıyla merak ediyorum. Nasıl bir yükseltme yapacağız? Ne olacak araç falan? Şöyle hemen nitroyu basalım bir kez daha. Ve bu yarışta çok rahat bir şekilde tamamlıyoruz. Şu an bayağı rahatız ya. Aşırı derecede rahatız. Hani oyunu boşluya boşluya oynuyorum artık. Neredeyse 55K param var. O kadar iyi durumdayız ki. Akıllara zarar yani şu anda. Evet, eko parçası verecek. Devam ediyoruz. Eğer ki oyun bana nitro kiti verirse direkt olarak şey yaparım yani. Dediğim gibi. Yükseltmeleri falan yaparım. Ama o da şey yani. Para harcamak istemiyorum pek. Ondan dolayı gelmezse de şey içerisinde dükkanı falan gereksiz yenileyip para harcamayacağım. Çünkü nakit paraya da ihtiyacımız olduğu için şey yapmaya gerek yok, dediğim gibi masrafa gerek yok. İhtiyacımız olacak. Yani geldi geldi, gelmedi zaten şey olduğu için, hani sokak aracı olduğu için, birinci seviye araç sınıfında olduğu için daha. Ondan dolayı çok da şey değil yani, problem değil. Buradan birazcık yavaşlayayım bu arada. Tamam, gayet güzel. Her şekilde yakalayacağız adamı. Hidrosunu da bastı zaten. Biz de şöyle bir nitro basalım. Yarışı kaybetmemek adına. Az kalsın gidiyordu var ya. Ama bunların hepsi hesaplı. Bunların hepsi planlandı. Bunların hepsi hesaplandı. Buradan da güzel bir para getirdik bu arada. 3200. Tam da bu arada 58K paramız oldu. 58.050. 9. yarıştan hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Tam 600 PR'ımız var şu anda. Aşırı derece dediğim gibi rahatız. Bakalım kaç PR yapacağız. Motoru tamamladıktan sonra. Herhalde bir 610 falan olur diye düşünüyorum. Ciddi bir artış olur yani. Gerçekten çok ciddi bir artış olur. Yani sadece motor yükseltmesine. Sadece motor diyorum ama motor aşırı kritik ya. Sonuçta kiti veriliyor. Kiti verildiği için ekstradan öne önemli. Parçalarını bulmak önceden falan. Ama biz tabii çoktan bulduğumuz için, bir de yani dükkanda motor parçası var yeşil ve ben almıyorum bile. İlk defa gidip de yani azami hız veren bir şey almıyorum. Bu etkinlik gerçekten benim için o kadar bereketli geçti ki, o kadar rahat geçti ki anlatamam. Ve az önce duvara o kadar sert çarpmış olmama rağmen aşırı rahat bir şekilde yarışı kazandık. 2.43'te buradan geldi. 60K paramız oldu bu sefer de. 10. yarıştan devam. Sabırsızlanıyorum motor kitini almak için var ya. Arabayı maxlamak için fazlasıyla sabırsızlanıyorum şu anda. Öyle böyle değil yani. Neyse devam ki. Tam gaz devam ki. Şöyle hemen nitroyu bastık. Şöyle rakibin arkasına da geçtik. Drop take'i biz de yapıyoruz. Var mı bizden mutlusu, var mı bizden iyisi? Şöyle hatta drift'e kayalım. Aynen öyle. Lan ne olur drift olsun. Drip diyorum. Drop tick olsun dedim de olmadı. Bu arada bu yarış biraz kısa. Dikkatli olmamız lazım. O yüzden nitroyu dolu tutmakta fayda var. Tamam güzel. Drop tick'imizi de ufaktan yapıyoruz. Tamam şöyle nitroyu basalım da yarışı kaybetmeyelim. Tamam bu yarışta rahat bir şekilde, başarılı bir şekilde kazanmasını bildik. Let's go. Gayet güzel. Gayet başarılı. 2600'de buradan kazandık. Paramız da 62.5K oldu. Dediğim gibi para olarak mükemmel durumdayız şu anda. Yani ilk defa etkinlikte bu kadar fazla param oluyor yani. Zorluk videoma daha yeni çıktı bu arada. Siz düşünün ne kadar iyi durumda olduğumuzu, daha kaç kez söyleyeceğim bilmiyorum ama. Yani görün arkadaşlar yani. Oyunu dikkatli oynamanın ve birazcık şanslı olmanın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz şu anda. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Yok şöyle olmuş, böyle olmuş, yok. Anlatmıyorum. Görüyorsunuz. O yüzden let's go. Şöyle biraz daha drift. Biraz daha draftik. Tamam, nitroyu da bastık zaten.
şey yapmayalım abi, risk atmayalım. Ve bu yaşta tamamladık. Harika. Gayet güzel. 350 de buradan geldi. Tam 64K paramız var şu an. Herhalde parayı bir 66K falan yaparız şimdi. Ne var burada? Zamana karşı mı? Nitro yarışı var. Okey. O zaman hemen yapalım. Bakalım etkili sonunda ne kadar para kasmış olacağız. Çok merak ediyorum şu anda. Acayip derecede merak ediyorum. Ve diğer felsefenin etkinliklerinde böyle geçme imkanı var mı acaba? Çok merak ediyorum ya. İnşallah böyle olur da aşırı rahat çiçek çıkartırım çünkü. O kadar rahat ki. Uf, çok rahat, çok profesyonel bir sahne. Şöyle tüm şeritlerinden geçe geçe. Güzel. Gayet güzel. Şeritlerden geçmeye devam. Şuradaki şeritlerden geçelim. Çok iyi. Nitro'da gitmeye devam. Çok güzel. Arabaları da çarpmadık. Orada makas da attık. Ve bu yaşta bayağı rahat bir şekilde tamamlıyoruz. Çok iyi. Çok çok iyi. Ne kadar para geldi buradan? Yaklaşık 3K. 67K'da paramız oldu. Hayırlı olsun abi. O kadar para kastık. Şimdi 13. yarıştayız. 639'da etkileyip bitiyor zaten. Önce motordan başlayalım hocam. 601. 603. 606. 609. Uçacak bu arada. 612. 616. Yıldız basınca bir şey geliyor mu? Oy! Direkt olarak 620 fırladı. Direkt. Ne kadar fazla PR geldiğini siz düşünün. Sadece bu arada turboda yeşil parça ihtiyacım var şu anda. Tamam, çok iyi. Zaten oyun bana turbo parçası da verecek. Motor da veriyor aynı zamanda. Motora ihtiyacım yok şu anda. Motora hiçbir şekilde ihtiyacım yok. Yani mağazayı da yenilemek istemiyorum aslında ama şansımı da denemek istiyorum biraz. Birazcık deneyeceğim ya. O kadar param var. Biraz kıyayım parama. İşte turbo lazım. Yeşil eku lazım. Motor lazım değil. Yani ilk defa motor istemiyorum ya. Yani oyuna motor verme diye bana yalvarıyorum yani. Bak bir de üstte kitini veriyor tekrardan. Neyse tamam, daha fazla yapmayayım. 12K boşa gitti bile. Neyse sevgili arkadaşlar, ben videoyu durduruyorum şu anda. 639 PR'e ulaşmamız gerekiyor malum. Yeşil turbo parçası falan toplamam gerekecek. Oyun bir tane veriyordu değil mi hatta bana? Yok, motor veriyordu. Aynen, motor veriyordu bize. O zaman turbo parçası toplamamız gerekiyor ki etkinliği daha rahat bir şekilde tamamlayabilelim. Ben şimdi videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz. Etkinlik bitmesine yakın bir zaman kala. Bir de iki tane yeşil tekerlek parçası lazım. Devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Paranın büyük bir kısmını bitirdim. Çünkü artık etkinliği yavaştan bitireceğiz. Hemen hızlı bir şekilde yükseltmeleri yapalım. Şansıma var ya, bir tane turbo parçası buldum. Yarıştan şey yaptım. Bir tane mağazadan aldım. Ve bu sayede 633 PR şu anda gördüğünüz gibi. Öf, var ya, acayip derecede PR artışı olacak. Ve gördüğünüz gibi 636 oldu. Şöyle hemen tekerleği de basalım. 638, 639. Hatta belki PR duvarını aşamam diye düşürüp ekstradan yeşil motor parçası aldım yani, alakasız bir şekilde. Bu arada bastım onu da ya, aman. Yani bakın, bir tane yeşil var. Yani birer tane daha gelecek o motordan. Neyse, daha fazla şey yapmayalım. PR duvarını açtık. Kasacağımız bütün para da bizle beraber kalsın. Daha hani transmisyonla Eko da gelecek. Onların da yükseltmelerini yapıp ekstra PR'ımızı cebe indireceğiz. Bakalım kaç PR ile etkinliği bitireceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Şöyle hemen rakibin arkasına geçerek kasabildiğimiz kadar para kasalım. Yani biraz önce 50K'larda param vardı. Şimdi ne hale geldim görüyorsunuz. Ama zaten etkinliği rahat bir şekilde bitirebilmek için o kadar rahat. Daha fazla paramız vardı. Yani kullanmayacaktım da ne yapacaktım? Ve dediğim gibi hani turbuyu falan 4. yıldız yapmamışım gerekiyordu. Ama şerefsizlik bu. Ama bu şerefsizlik. Ama şerefsizlik bu gerçekten. Ya şaka gibi olan şeyi gördünüz değil mi arkadaşlar?
Olan şeyi gördünüz değil mi? Neyse yapacak bir şey yok. Reklam izleyerek ben bilet alırım. Zaten videoyu durduruyorum. Kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yerden tam gaz hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Vakit kaybetmeyelim. Malum sabah 8.30 şu anda saat hem de. Etkin ne kadar çabuk bitirsem o kadar iyi. 14. yarıştan devam ediyoruz. Zaten bu saatten sonra da yarışı kaybetmeyeyim ya. O yarış az önce nasıl gitti ya? Neyse reklamı izleyeceğim direkt. Bilet falan gelir zaten. Sıkıntı yok yani. Ama bir daha yarış kaybedersem işte o zaman çok ciddi problem. İşte o zaman ciddi sıçış. Ağır zort yani gerçekten. Çok ağır zort. Şöyle hemen drift yapalım. Güzel. Şöyle şöyle basalım da birinciyi yakalayalım direkt. Birinciyi yakalayalım dedim de pek de düşündüğüm gibi olmadı. Evet, şöyle yaparsak yakalarız ama. Aynen öyle. Yakaladık şu anda en azından. Arkada kalalım. Zaten birinci ile ikinci birbiriyle eşit yarıştıkları için şu anda gayet gördüğünüz gibi hatta. Normalde ikinci olacak adam birinciye yükseldi bir an. Neyse siz yarışıp durun. Ben de bir yarışı kazanayım. Sizden bağımsız olarak. Evet, bu yarışta rahat bir şekilde, başarılı bir şekilde kazandık. İyi de para geldi yine. 3,5K para. Bence gayet tatlı. Eco kit'i de aldık. Daha transmisyon alacağız. Önce bir motor alacağız. Motor parçası. Gördüğünüz gibi. Ama bunları basmayacağım yani. Upgrade için kullansam bile bir işe yaramayacak yani. Çünkü boşa gidecek. Parça boşa gidecek. Yükseltmek için harcayacağım para da boşa gidecek. Hani gerek yok. Ben ne olur ne olmaz 6000 para harcayıp aldım bir tane yeşil motor parçası. Almaz olaydım. Ne bileyim ben, belki bulamam diye düşündüm turbo parçası falan. O yüzden şey yapmak istemedim. Neyse hemen şöyle arkaya geçelim tekrardan. Güzel. Hiç zorlamaya gerek yok. Zorlamaya gerek yok hocam. Tamam, güzel. Bir an kaza yapacağım, çarpacağım, bir şey olacak diyordum, koptu ama. İyi, düşündüğüm olmadı. Düşündüğümün olmuş olması çok güzel. Evet, bu yarışta rahat bir şekilde tamamladık. 2200'de buradan para geldi. 17K paramız var. Şimdi son biletimizi harcayıp upgrade'leri yapacağız. Ardından da son bileti aldıktan sonra etkinliği sizlerle beraber bitiriyor olacağız. Bakalım kaç bir yer olacak dediğim gibi. 650 olur herhalde ya. 650 bence çok yüksek bir yer değeri yani bir etkinlik için. Ta 300'lerden. Ve yani ekstra bir yer kasıyorum şu an. Ne kasarsam kar misali. Bakalım her şeyi 4. yıldız yapabilecek mi? Transmisyonu kesin yaparım. Ama eko olur mu bilmiyorum. Eko olmaz herhalde. Ama ya Eco'yu direkt pas geçerim zaten yüksek ihtimalle. Normal yükseltmelerle yaparım ben onu. Hiç önemli değil yani. Normal parça para falan harcayıp yükseltirim. Zaten hemen hemen her şeyi basacağımız için, bastığımız için etkinlikte hatta iki tane kit kendimiz alıyoruz ya da oyun 3 kitini veriyor. Sadece Nitro kitini vermedi, o kadar. Nitro kitini aldık, o kadar. Neyse bu yaşta başarılı bir şekilde kazandık. 2600'de buradan geldi. 19.5K'da paramız var. Hemen yükseltmeleri yapalım şimdi. Buradan da 10K'da para veriyor zaten. Bakayım kaç stat veriyor? 72. 62 tamamdır. Öğrenmiş olduk. Transmisyonu bas. Zaten PR bile vermedi. Şu anlık. 643. 44. 45, 46, 47, 48. Şimdi bir PR artışı daha olacak. 650. Tam dediğim gibi 650 oldu bile. Aa, bir tane yeşil eko lazım bize. O kadarını da yapayım ya. O kadarını da yapayım bu arada. Bana bir yeşil eko versene oyun. Bana bir tane yeşil eko. Vallahi billahi bir yeşil eko ver de. Direkt basayım. Heh, teşekkürler. Yani yapabiliyorken yapalım arkadaşlar. Niye yeşilde kalsın ki? 651.
652 olmadı. İki tane daha yeşil olsaydı şu an Eku'yu da dördüncü yıldız yaparak fevkalade bir sonuç olacaktı. Ama yine mükemmel bir sonuç. Hiç olmadığı kadar iyi hem de. Neyse arkadaşlar, ben videoyu şu anda durduruyorum. Kaldığımız yerden tam gaz. Son bileti aldıktan sonra devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Son biletimizi aldık. Şimdi sizlerle beraber etkinliği bitiriyor olacağız. Yani bize en yakınındaki kim bile 613 PR'ı var. Yani sadece PR duvarını aşıp etkinliği bitirmeye kalksak yine rahat bitiriliyor yani. PR değerine baktığımız zaman. Bakalım yarış uzun mu kısa mı? Yarış bir tık uzun. O zaman yine drafting gibi falan yapalım. Ne kadar para kasarsak kar çünkü. Her zamanki gibi. Ama son yarışı olduğu için çok da şey yapmayacağım tabii ki de. Çok da fazla abartmaya gerek yok hani. Sonra yarışı kaybederiz falan bir şey olur. Vallahi billahi Allah korusun. Vallahi de billahi de Allah korusun. O yüzden ben direkt olarak geçtim. Drift yaparak falan zaten ben yine paramı kasarım. Ve her şekilde de yarışı kazanır. Aracın kalan çizimlerini de alırım. Evet, araba açık olduğu için araba bizim olacak demiyorum. Şöyle hemen bir tron basayım. Rakip yaklaşıyor çünkü ara ara. Ufak tefek. O olayın da gerçekleşmemesi için doğal olarak en iyisi intro basmak. Ama iyi yarış ya, yani uzun yarış. Buradan güzel drafting parası çıkartılırdı. Ama riske atmaya gerek yok dediğim gibi. Şöyle bir kez daha tron basıyorum. Ve an itibariyle etkinliği bitirmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Oh be. Vallahi billahi oh. Yani drafting'e kaymasam bile 4800 para geldi. Yoksa var ya 7K falan kasardık. Ve 50 altınımızı da aldık. Ve an itibariyle etkinliği bitirdik. Evet. Top the finalize. Tık 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 tak tık tak tık tak. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, bu aracı ayak kırıklığına uğratmayacağını biliyorum, biliyordum vesaire falan diyor. Tamamdır. Tamam hadi birazcık sakin ol. Bunu hak ettim falan diyor. Sıradaki şeye kadar hazır ol diyor. Tamamdır. Eyvallah. Teşekkürler. Kaç dönüştürme parası? O 11 dönüştürme parası. Yani 11 tanesi dönüştürme parası olarak bize 57K olarak geldi. 57. Çok iyi rakam. 57K bedavadan dönüştürme paramız oldu ya. Mis. Şimdi bir de üstüne ben onu bir max hale getireyim. Ağrından da yavaştan videoyu sonlandıralım. Evet. Burada gördüğünüz gibi 3 yıldız olarak ekipmanlar şeyler gözüküyor ama o parçalar bizim envanterimize eklendi şu anda. Evet, 633 bir yere ulaştırdık şu anda. 4. yıldız. Şimdi de 5. yıldıza çıkartıyoruz. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Yeni Max BMW M2 kupumuz. Tekrar tekrar hayırlı uğurlu olsun. Şöyle de göstereyim sizlere, bakın. Gördüğünüz gibi 4 yıldız olarak da şey yapabiliriz. Ama benim zaten hani araçları upgrade edebilme imkanım olduğu için, rebuild yapacağım için hani boşu boşuna şey yapmaya gerek yok. Neyse sevgili dostlar, ben yavaştan videoyu sonlandıracağım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza yapmasından da başka üyelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Sıradaki videoda Need for Speed Dolemiste seri para kasma ve araba açma ile alakalı size taktikleri anlatıyor olacağım. Video çekeceğim. Ondan sonra da o DeLorean aracını açmak için Thunderstorm etkinliğine başlıyor olacağız. Haberiniz olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.